Almanya Dışişleri Bakanı Annelina Baerbock'la bakan olmadan önce Berlin'de görüşmüştüm. Türkiye'deki insan hakları konusundaki duyarlılığını bizzat görmüştüm. Partisi Yeşiller'le birlikte Merkel'in tavizkar politikasını eleştiriyordu. Türkiye'ye silah satışının durdurulmasını savunuyordu. O zaman muhalefetteydi. Şimdi dünya diplomasisinin en önemli koltuklarından birinde otururken eleştirilerini Türkiye'de muhataplarına söyleme ve savunduklarını uygulama fırsatı var. Ama elbette muhalefette söylemekle iktidarda yapmak farklı şeyler. Yunanistan ve Türkiye'yi peş peşe ziyaret eden Merbok'un öncelikli gündemi Ege'deki gerilimi yatıştırmak ve Ağustos'ta Doğu Akdeniz'de geliyorum diyen krizi önlemeye çalışmak. Bunun için önce arkasındaki batı desteğine güvenerek Ege'de silahlanan Yunanistan tarafıyla ardından krizler yaratarak taviz koparmayı stratejiye dönüştüren Türkiye tarafıyla görüşecek. Peşinden Erdoğan'ın muhtemel Suriye operasyonu konusuna gelecek. Washington, Moskova ve Tahran'dan sonra Berlin'de Ankara'yı daha ziyade iç politika ile ilgili görünen bu operasyondan vazgeçmesi için uyaracak. Öte yandan Alman Dışişleri Bakanı Erdoğan'ın siyasi rakiplerini ve muhaliflerini nasıl terörist ilan edip hukuksuz yere hapiste tuttuğunu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını nasıl hiçe saydığını iyi bilen bir isim. Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi olarak yükümlülüklerini ve insan haklarının durumunu gündeme getireceğini önceden ilan etti. Bunları sadece Çavuşoğlu'na söylemekle kalmayacak, Merkel'den farklı olarak öteki Türkiye ile de ilişki kuracak. Görüşme listesinde muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşları da var. Ziyaret sırasında Ankara'nın da Almanya'dan kendi terörist saydıklarının iadesi ve Almanya'daki Gülen ve PKK örgütlenmesinin engellenmesi konusunu gündeme getirmesi bekleniyor. Türkiye'nin kader seçimi öncesi bu ziyaret bir yanıyla Erdoğan'ı yeni krizler yaratmaması ve ahim kararlarını uygulaması için uyarma şansı, öte yandan Türkiye'yi 20 yıllık bir karanlıktan çıkarmayı vaat edenlerle de ilk buluşma fırsatı yaratacak.